Antalya'da 5 gündür kayıp olan gencin eşyalarının bulunduğu falezlere yakın bölgede polis ve sahil güvenlik ekipleri, dalgıç polisler ile birlikte arama çalışmalarına sabah yeniden başladı. Antalya'da 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan, 5 gün önce rahatsızlanan babasına, "Babacığım, kendine dikkat et, seni seviyorum" diyerek kayıplara karıştı. Çocuklarından haber alamayan aile savcılığa başvurdu. Ramazan Özkan'ı arama çalışmalarına katılmak için şehir dışından gelen arkadaşları ise, çevrede yaptıkları araştırma sonucunda Özkan'a ait kulaklıkları buldular. Çevrede polis ile birlikte aramalarını genişleten arkadaşları, bir balıkçının zıpkında dalan birinin şapka bulduğu bilgisine ulaştı. Dün akşamüstü zıpkına girdim. Bir tane kıyıdan aşağı yukarı 10-15 metre açıkta, 4-5 metre derinliğinde bir tane siyah şapka gördüm. Daldım. Yani şapkayı aldım. Siyah bir şapkaydı. Kıyıda balık tutan arkadaşların birisine şapkaya çıktım, verdim. Bu esnada arkadaş kıyıda birileriyle falan konuşuyordu. Kayaların diklerine falan bakıyordu. Ne oldu falan dedim. Ya abi de burada birisi aşağı düşmüş falan filan dedi. Ben tekrar yani baktım kıyılara, deniz kenarlarına falan. Çok yani sıfır kıyılara falan filan baktım. Ama kıyıda hiçbir şey yoktu. Bu defa şapkayı yanımıza bir arkadaş gelmişti. Buradan işte birisinin düştüğünü falan bize anlatmıştı. Şapkayı ona verdik. Acaba şapka onun mudur falan filan diye. Aldı şapkayı, annesine göstereyim, sorun diye ve şahsın ailesine sorduğunda şapkanın ona ait olduğunu söylediler. Şapkanın kayıp olan Özkan'a ait olduğu teyit edildikten sonra sahil güvenlik ekipleri arama çalışması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen aramada Ramazan Özkan'a ait bir ayakkabı bulundu. Akşam saat 20 sıralarında itfaiye ve polis ekipleri karadan ve denizden eşyaların bulunduğu alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Ramazan Özkan'a ait başka bir iz bulunamazken, arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından dalgıç polisler eşliğinde yeniden başladı. 2 gün, 3 gündür güvenlik güçleri hem deniz hem kara kısmında takipleri, araştırmaları yapıyorlar. Deniz altına bakıldı dalgıçlar yardımıyla. Drone yardımıyla gökyüzünden bakıldı. En ufak bir çatlağın içine kadar girdiler. Şu an hala çalışmalar devam ediyor. Ufak tefek işte benden bilgi alıyorlar. Elimden ne geliyorsa Ramazan hakkında aktarabildiğimi aktarıyorum. Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz ve herkes çok içten yardım etme çabasıyla. Allah herkesten razı olsun. Yardım edeceğim önce Allah, sonra hepiniz sizlersiniz. Bütün gençler el birliği vermiş yardım etmek için çırpınan herkese teşekkür ederim. Hiç yalnızlığımı hissettirmediler. Eşim babası ameliyatlıydı, daha bugün yeni yolda geliyor, durmamış. Onu da getiriyorlar ama hiç yalnız kalmadım. Oğlumun arkadaşları, sosyal medya, sizler hepiniz. Teşekkür ederim içten. Oğluma da söyleyebileceğim, oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim anneciğim. En yakın zamanda görüşeceğiz inşallah. Sen sağlam dur, güçlü dur. Tüm gücünü topla anneciğim. Biz seni en yakın zamanda bulacağız, alacağız inşallah Allah'ın izniyle. Eşyaları da dün bulundu. Ayakkabısı, kulaklığı, şapkası hepsi Ramazan'a ait. Benim içime böyle umut veren şey de bu eşyalar. Hiç böyle falezden inmiş gibi gösteriliyor ama hiç böyle yıpranma veya darbe almamış. O da benim için bir umut. İnşallah en yakın zamanda çocuğuma kavuşacağım.